Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Akrep burçlarını 12-19 Mart haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, güzel bir hafta geçirirsiniz. Gökyüzü olarak biliyorsunuz dolunaylar ve bunların etkileri var. Ay sonuna kadar biraz riskli, o yüzden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Hemen falımıza geçip falımızda haftalık olarak gördüklerimi sizlere aktarmak istiyorum. Güzel alanlarında bizi bulmasını temenni ediyorum tabii ki bir akrep stelyumu olarak. Tüm kişisel gezegenlerim benim akrep görselinde çıktığı için biraz akrep yiyen bir bayanım aslında. Aile konularındaki bu beklenti içinde olduğunuz karışıklık nedir? Şimdi pazartesi, salı, çarşamba sanki böyle bir köprü kurmuşsunuz. Köprüden birilerinin gelmesini bekliyorsunuz. Bir yerle iletişim. Beklenti içinde olduğunuz birilerinden bir haber. Hani böyle gelseler de bir karışsak mı diyorsunuz? Gelseler de bir karıştırsak mı diyorsunuz? Hani birileri gelecek hanenize ve biraz o hane içinde böyle insan sayısı artıyor mu? İnsanların konuşmaları mı artıyor gibi bir durum söz konusu aslında bu hafta. Şimdi şöyle söyleyelim. Salıdan sonra hanenize gelenler var bir kere arkadaşlar. Öncesinde bir haberiniz gelecek. Bu haberle birlikte hanenize gelen insanlar var. Bunlar öyle bir iki kişi değil, 3-4 kişi görsellerinde çıkıyor. Ve siz sanki böyle dimdik karşılarında durmuş onları karşılıyorsunuz. Bir sıkıntının üstünde bu insanlarla birlikte görünüyorsunuz yalnız. Bir şeyi çözmek için geliyorlar sanki hanenize. Bir konuyu konuşmak için geliyorlar. Hani burada böyle hoş geldin 5 gün gittiğinden çok sanki karşılıklı bir konuda kararlar verilmeye çalışılacak. Burada belki aile büyükleriniz gelecek. Belki işte kuzeniniz. Onların bir sorunu mu var artık? Sizin mi hane içerisinde çözülmesi gereken bir mevzunuz var? Ama aile konularıyla alakalı çözülmesi gereken bir konu var. Ve bu konuda dışarıdan hanenize insan girişi görünüyor. Ve köprü aşarak da gelebilecek aslında diyebileceğim insan kişileri, görselleri var. Bunlar arkası arkasıya gelen 3 ya da 4 kişi diyeceğim. Çünkü bir tanesi böyle biraz geriden geriden sanki haber veren ama gelmeyen bir kişi görsellerinde de çıkıyor. Onu da iliştireyim bu durumun yanına. Sizin zaten aslında eşinize baktığım zaman da eşiniz de arkanızda durmuş bekliyor görsellerinde çıkıyor. Şimdi buraya kadar bir şeyleri karşılıklı konuşma, çözüm üretme tarafındasınız. Şimdi bu konularla alakalı bir tartışma ya da uzlaşamama durumu yaşanabilir. Şimdi çarşamba, perşembe, cuma hane içerisinde farklı yönlere bakma, farklı düşünceler, farklı konularla alakalı kafa karışıklığı durumu söz konusu olabilir. Hane içerisinde kaynayan bir şey var arkadaşlar sözünüzü. Bunlar içi boş konuşmalar da var bunun içinde. Aslında çözülmesi gereken konular da var. Burada direkt olarak toplu bir görselde hani bunlar yapılmalı ama ne zaman, nasıl, ne şekilde yaparızın konuşmaları var. Ki bu cumartesi gününe kadar devam ediyor. Cumartesi gününe baktığımda siz sanki kafanızda bir ahtapot görseliyle pazar günü yani önümüzdeki haftaya bakar olarak çıkıyorsunuz. Burada aslında şu ahtapot dediğimiz düşünün 9 kolu var. Yani kafanızda bir fikir yok. Birçok fikri bir araya getirerek aslında bu hafta yaşayacağınız konu neyse önümüzdeki haftaya aktarıp 9 koldan bir savaşa gireceksiniz. Bu 9 koldan çözüm bulma, çevreden destek alarak bir konuyu çözmek anlamına da gelir. Buraya müthiş takılmış, takmış, oldu oldu, olmadı olmadı ama ben sonuç istiyorum dediğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Dediğim gibi ani bir geliş gidiş ya da uzaktan olduğu için belki beklenti halinde olduğunuz ki bekliyor da görünüyorsunuz aslında ama kişiler size gelecekler. Şimdi bu bölümü ilişkiler olarak değerlendirecek olursam İlişkinizde bir sakinlik var ama karşınızda sizden beklenti içinde olan bir eş ya da sevgili görseli var. Sizden bir adım atmanızı. Onun için bir şeyler yapmanızı istiyor aslında. Sanki hani sizi bu konuda suçluyor. Bu haftanın ana konusu bu aslında. Bana gel. Bana bir şeyler yap. Beni sevdiğini söyle. Sürpriz yap belki de hani. Beklenti içinde sizinle alakalı ve sanki siz bu beklentileri yapmadığınızda da hafta sonu böyle bir arkasını dönmüş ben çeker giderim sen niye benimle ilgilenmiyorsun ya da seninle niye biz bir araya gelemiyoruz görsellerinde çıkıyor. Bu hafta sizden beklenti içinde olan eş ya da sevgilinizle uğraşırsınız. Ne zaman? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazara kadar aslında uğraşırsınız. Bana kalsa sona bırakmayın çünkü burada bu kişi çok kafasına takan kafasında küçücük bir şeyi bile büyüten görsellerde çıkıyor. Hani huzurunuzu kaçırmayın, biraz ilgilenin diyesim var ne yazık ki. Pazar günü çünkü böyle bir elinizle böyle bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz ama karşınız çok karışmış çıkıyor. O karışıklığa girmeden aslında
Birlikteliklerde beklenti içinde olunan konularda bir iki adım atarsanız hafta sonunuzu daha rahat geçirirsiniz diye düşünüyorum. İş ve para konularında bu hafta çok kararsız görünüyorsunuz. Sanki çalıştığınız yer var, bir de üstüne ikinci bir işten teklif var. Bir hediye, iş yerinden bir hediyeniz de var bu arada. Şimdi iş konularıyla alakalı çalışma, yola devam, bir hediye, bir tebrik, Salı günü için özellikle. İş yerinde böyle bir oh mis oldu, ne kadar güzel oldu sonuçları dediğiniz bir süreç var bu cepte. Yalnız çarşamba günü sanki böyle bulunduğunuz iş yerinde aldığınız terfi ya da teklif diyebilirim ben buna, bir hediye var çünkü burada. Onun haricinde elinizde koyduğunuz başka bir iş daha var. Belki ikinci bir iş yapıyorsunuz, bilemem ama burada arada sıkışmış kalmış bir tarafa bakarken bir tarafa da gitmeye çalışır görünüyorsunuz. Bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz aslında çarşamba günü iş konularıyla alakalı. Burada kafanızda hem bir kişi hem de bir para konusu var. Yani bu iki konuyu çözmeniz lazım. Bunlarla alakalı çarşambanız eliniz kolunuz yüklü dönük. Hani yüzünüz bir tarafa bakıyor, elleriniz başka tarafa bakıyor. Yani bir tarafta o konu onunla konuşurken bir tarafta da o işleri elinizle yapmaya çalışıyor, görsellerde çıkıyorsunuz. Yoğun bir haftasın ama güzel bir hafta sizi bekliyor. Ve para görselleri de var. Bir kişiyle konuşup hemen akabinde alacağınız bir para burada net olarak çıkmış. Balığı görüyorsunuzdur arkadaşlar burada. Ve hanenize çok rahat taşıyabileceğiniz, öyle hani maaş gibi görmüyorum. Maaştan ekstra bir para bu yani. Hanenize taşıyacağınız bir para görselleri de var. Zaten bekliyorsunuz bu konuyla alakalı. Güzel bir gelişmeyi cumartesi en geç, cuma cumartesi almış olursunuz. Şimdi bir iş başlangıcı, yeni bir iş derseniz eğer, bu hafta için yeni bir iş görselim yok. Ama konuşma var mı derseniz, çarşamba günü konuşma var. Burada bir para beklentiniz varsa, çalışmıyorsanız, hastalık geçirmiş, grip ya da böyle soğuk algınlığı gibi hastalık geçirmiş bir kişiden cuma günü para alabilirsiniz. Burada hani rahatsızlığı da gelemedi, rahatsızlığı da veremedi gibi bir durumun akabinde bir para alma durumu söz konusu olabilir. Çalışmıyorsanız yalnız. Bir de parasal konularla alakalı hane içerisinde bir kişi baskı uygulayacak. Cumartesi günü sizden bir para isteniyor. Bir destek mi isteniyor? Çocuğunuz mu istiyor? Eşiniz mi istiyor? Babanız mı istiyor? Birisi bir para diretiyor. Birilerine bir para vereceksiniz bir de. Hani çok direnen bir kişi görünüyor çünkü elinizden para çıktığı görselleri de burada var. Peki burada neler var? Hemen buraya da bakalım. Bu hafta iş konuları arkadaşlar keyifli. Para konuları gene keyifli. Biliyorsunuz kolay kolay da para görünmez. Ve bu hafta aslında net olarak para görselleriniz var. Hayrını görün. Kesenizde bereketiniz artsın diyelim. İşyerinde bir kişi sizin kafanızı ütülüyor. Çekişiyorsunuz ve de onunla. Yani iş yerinden bir kişi, üstten böyle bir kişi. Sanki üstten böyle bir konu indirecek, bir tartışma ortamı, bir çekişme ortamı yaşanacak. Siz bir şey vermek istemiyorsunuz, o sizden bir şey almak istiyor. Pazartesi, salı yine bir kişiyle, yani bu iş ve para konularında bir çekişme durumunuz olacak ama ondan sonranız çok rahat. Fıkırdayan balıklarınız var zaten. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş görünüyorsunuz. Ve hanede para bekliyor. Hanede para bekleyenler var. Sizin elinizden para almak isteyenler bile var bu hafta. İlginçtir. Kafanız da böyle biraz ters dönmüş. İlişkiler konusunda aslında kafanız ters. Niye ters? Yani ters düşünüyorsunuz. İşte karşınızdaki bir şey yaptığı zaman bunu ters algılıyorsunuz. Bir alınganlık da var aslında üzerinizde bu hafta. Hani karşınızda çift başlı canavar var, evet, ama gene de böyle en tersini düşünüp fevri konuşabilirsiniz ilişkilerde. Beklenti içinde ya karşınızdaki kişi. Yani niye bekliyorsun diye ters diye de bilirsiniz yani. Öyle bir hafta, ilginç bir haftamız olacak. Yani herkes haddini bilsin falan oluruz belki de, ne bileyim. Neyse, güzel olanlar bizi bulsun arkadaşlar. Hayrımız olanlar bizi bulsun. İyi şeyler yaşayalım. Güzel günler yaşayalım. Paramız aşkımız bol olsun diyelim. Bu haftalık da benden bu kadar tabii ki. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.